Selamlar, Allah'ım sana şükürler olsun. Bugün de senin rızanı uygun, dost doğru. Hayırda yarıştığımız bir gün. Mutluyuz, huzurluyuz, sağlıklı, şükürler olsun verdiğin nimetleri. Her gün senin rızanı uygun, hamdü senalarımızı yerine getirerek yaşamaya çalışıyoruz. Şükürler olsun, sağlığımız, saatimiz yerinde. Senin rızanı uygun yaşamaya çalışıyoruz. Bizlere şu hidayeti, şu takvayı nasip etmişsin. Daha ne isteriz bu hayatta? Şükürler olsun her günümüzü dolu dolu, dost doğru hayırlarla, amellerle, fiiliyatlarla yaşıyoruz. Vicdanımız rahat, her gün ayrı bir hayatı, ayrı bir ömrü. Ebedi alem için hayırlı birikimleri yaparak geçiriyoruz. Herkes kendini her gün muhakeme etmelidir. Bugün neler yaptım ben? Yüce Rabbimin rızasını gün yaşadım mı? Hak kelam Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine göre yaşadım mı diye sormalıdır. Bakın şu an dünya düzeninde bir sürü din öne sürülmüş vaziyette. Bazı cahiller de görüyorsunuz bir sürü din anlatıyor. Sanki bunlar normalmiş, olması gerekenmiş gibi. Bütün kainatın, bütün evrenin, her şeyin sahibi Yüce Rabbimiz bizlere kendi katında hak olan İslam dinini, hak kelam Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir. Bütün kainatın, bütün insanlığın rehberidir. Farklı mecralarda maceralar arayan bu kafirler neyin peşindeler? Kendine emin olun, bu dünyada batılda, haramda yarıştırıp rezil rüsva ediyorlar. Başka bir şey yapamıyorlar. Düşünün, her türlü şirk, put, her türlü konuda görüyorsunuz kendini rezil ediyorlar. Şimdi böyle bir hayatı yaşayanlar var. Bir de hak kelam Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine göre yaşayanlar var. Ama hakiki manada, lafta sözde değil. Bütün kainatın, bütün evrenin, her şeyin Rabbi Yüce Allah bizlere hak olanı söylemiştir. Biz anlarız veya anlamayız. Doğrular yanlışlar önümüzdedir. İnşallah insanlar her zaman doğrunun izinden gider. Ebedi alem için mükemmel hazırlıkların gayreti, hedefi içinde olur. Estağfirullah. İnne dina indallahil İslam. Yüce Allah'ın katında hak din, tek din İslam'dır. Bu kadar nettir. İnşallah insanlar hakiki manada İslamiyet'in nurunu anlayıp dosdoğru bir şekilde yaşar. Emin olun, insanların menfaati, mutluluğu için bunları söylüyoruz. Hayırlı, dosdoğru bir hayatı yaşasınlar diye. Şu dünyada batılla, haramla uğraşmak çok basit zaten. Bunu yapıp da marifet yaptığını zannedip kendini rezil ediyorlar. Emin olun böyle. Her gün anlatıyoruz. Haramlar bellidir. İçki içmek, zina, faiz, kul hakkı, şans oyunları, kumar. Bunların hepsi haramdır. Ama görüyorsunuz kafirler bunlarla uğraşıyor. Sanki bu dünyanın normal düzeni buymuş, böyle olması gerekiyormuş gibi kendini helak ediyorlar. Böyle bir hayatı hiçbir zaman yaşamayın. Emin olun mükemmel bir hesap önümüze gelecek. Ve bu hayatın bir hazırlık mekanı olduğunu düşünerek yaşamalısınız. Şu dünya bizler için kulluğumuzu dosdoğru yerine getirme, Yüce Allah'ın rızasına uygun yaşama yeridir. Şu dünyanın geçici menfaatleriyle, oyun eğlenceleriyle uğraşıp kendini kandırma yeri değildir. Bu nedenle de insanlar düşünmeli. Bizleri apaçık düşman şeytanı diz çöktürüp dosdoğru bir hayata yaşamalıdır insanlar. Allah'a şükür biz bu şekilde yaşıyoruz. Vicdanımız rahat. Her gün daha hayırlı, daha dosdoğru işlerle Yüce Rabbimizin rızasını arıyoruz. Haramın, batılın her türlüsünü ayağımızın altına aldık biz. Nefsi konuları ayağımızın altına aldık. Biz helalde, takvalı konularda yarışıyoruz. Ve kimseyi kendimize bırakıp örnek hiçbir şey görmüyoruz. Kimse umurumuzda değil. Biz kendimizle yarışıyoruz. Herkes böyle düşünmeli. Kendini düzeltip kendi hayatıyla yarışmalıdır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, sünnet-i seniyesini, ailesi ehli beytin hayatını iyi anlayıp onlardan da örnek almalıdır. Bu şekildeki bir hayat bizleri
Allah'ın izniyle dost doğru olanı getirir. Hak kelam Kur'an-ı Kerim okuyunca o kadar mutlu oluyorum ki. Şu dünyadaki her şeyi, her türlü konuyu bir kenara bırakıp Yüce Rabbimin rızası için bir şeyleri yapmaya çalışıyorum. Bütün insanlar bunları yapmalı aslında. Çünkü bütün insanlar şu dünyaya belli bir amaç için gönderilmiştir. Önce kulluğunu dost doğru yerine getirmek, daha sonra şu dünyadaki hayatını helal konularla idame ettirmek ve Yüce Allah'ın rızasını aramak. İnsan sosyal bir varlıktır. Çevresine de faydalı olmalıdır. Biz Allah'ın izniyle fiiliyatımızla da, örnekliğimizle de, kelamımızla da insanlara örnek olmaya çalışıyoruz. İnşallah herkes böyle düşünür. Kendi hayatının kıymetini bilerek dost doğru bir hayatı sürer. Biz elimizden geldiğince her günümüzü Kadir Gecesi gibi bilip Yüce Rabbimizin rızasını arayıp İnşallah Yüce Rabbimizin en sevdiği, en razı olduğu kullardan olabiliriz diyorum. Hoşçakalın.